Aktif ve Güncel Haberin Merkezi'nden hepinize merhabalar. Günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, Siirt Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktora iddiaya göre iki hasta yakını tarafından darp edildi. Siirt Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doktor iki hasta yakını tarafından darp edildi. Edinilen bilgiye göre olay Siirt Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddialara göre hastanenin acil servisinde görevli doktor Kübra Şeker acil bir hastaya baktığı sırada hastaneye A.Y. adlı bir kadın getirildi. Şeker A.Y. adlı hastayı kadın doğum hastanesine yönlendirdi. Bunun üzerine sinirlenen yakınları H.Y. ve F.Y. hastalarına bakmadığı gerekçesiyle Şeker'i darp etti. Devam et. Anları çok oluyorsa. Hastanenin güvenlik görevlilerinin devreye girmesiyle olay sona ererken Şeker söz konusu hasta yakınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Öte yandan olayı öğrenen sağlık çalışanları bir saatlik iş bırakma eylemi yaparak olayı yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti. Bilindiği üzere dün saat 15.30 sıralarında poliklinik görevini yaparken hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalan Doktor Kübra Şeker arkadaşımız için burada toplanmış bulunuyoruz. Sağlık mesleği insan sağlığı ve hayatına kendini adamış mesleklerin en başında yer almaktadır. Canı pahasına insan hayatını kurtarmak için çaba gösteren bu ulvi mesleğin sahiplerinin son yıllarda karşılaştıkları şiddet olaylarıyla gündeme gelmeleri oldukça üzücüdür. Siirt Devlet Hastanesi acil servisinde görev hekimi hasta yakınlarının fiziki saldırısına maruz kalmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın oturup samimiyetle durum değerlendirmesi yapması gerekmektedir. Defalarca yapılan uyarılara rağmen yetkililerin herhangi bir önlem almadığını, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelecek şiddet ceza kanununda özel bir suç tipi olarak tanımlanmalı ve caydırıcı cezai yaptırıma bağlanmalıdır dedi. Hekiminden hemşiresine, hasta bakıcısından acil servisi görevlisine kadar sağlık çalışanlarımızın son günlerde gerek tedavi olmak için hastaneye gelen hasta, gerekse hasta yakınları tarafından maruz kaldıkları sözlü ve fiili şiddetin boyutları ne yazık ki artarak devam etmektedir. Sağlık hizmeti verilen ortamlar potansiyel şiddetle yüklü ve sağlık alanında çalışanlar son derece hayati bir işle uğraşıyor. İşte bu yüzden şiddetin buralardan kesin olarak uzaklaştırılması gerekiyor. Sağlık alanında çalışanların tarafı ve en büyük sosyal paydaş olarak Sağlık Sen'in bu konudaki akademik ve eylemsel çabaları konunun çözümüne yönelik ülke genelinde yerini alsa da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesinde bakanlığın ortaya koyduğu çalışmalar maalesef yeterli olmamaktadır. Genellikle zor şartlarda hastalara hizmet vermeye çalışan hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımız bir taraftan insan hayatı ile ilgili kararlar veriyor olmanın yükünü çekerken bir taraftan da artan bu şiddet olaylarının etkisiyle kendi güvenlikleriyle ilgili kaygılarla boğuşmak zorunda kalıyor. Değerli izleyenler, sayıları hızla artan ikinci el eşya satıcıları sezonun tam anlamıyla başlaması için öğretmen ile memur atamalarının yapılmasını ve özellikle üniversite öğrencilerinin gelmesi gerektiğini belirtiyorlar. Son yıllarda ilimizde bir sektör haline gelen ikinci el eşyada sezon yeni başlıyor. Sayıları hızla artan ikinci el eşya satıcıları sezonun tam anlamıyla başlaması için öğretmen ve memur atamalarının yapılmasını ve özellikle üniversite öğrencilerinin gelmesini gerektiğini söylediler. Biraz benim konumda. İnşallah Eylül'de açılır yani. Temennimiz o. Memurların, öğrencilerin, uzman arkadaşların, öğretmenlerin. Bu ay, bizim beklediğimiz bu ay yani bizim de. Allah büyüktür. Ama mühim olan biliyor musun, huzur olsun, mühim olsun bu hani şey sönsün, söndürsünler bu mesele şeyi. Allah'a çok şükür, Allah yapacak. İşler nasıl şimdilik abi? Valla işler şimdi ufak tüfek oluyor. İşimiz en çok biliyor musun, işte okul açıldığı zaman. Biliyorsun o zaman biraz Allah'a çok şükür, ne iyidir Allah'a çok şükür. Vallahi belli değil, bakalım şimdi Allah büyük demiş, işte bizim en çok sezonumuz okul açıldığı zaman böyle bazı sağlıkçiler geliyorlar, öğretmenler geliyorlar. Mesela böyle
tayinciler geldiği zaman öyle aşı oluyor. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan yatak odası takımlarına kadar her türlü eşyayı daha ucuza sattıklarını belirten esnafın durumunu Kanal 56 ekibi araştırdı. Abi valla bu sene iş yok yani böyle. Yani daha gelen giden olmadığı için, atamalar geç olduğu için iş yok yani bu sene. Abi. Biraz durgunluk var yani ikinci yılda bu sene. Durgunluk var. Bu sene kıpırdama yok daha. Gelen giden atamalar geç olduğu için, öğretmenler falan, okullar açılmadığı için işler yok yani. Şu an durgunluk var. Diyarbakır'dan ilimize getirilen canlı tavuklar büyük ilgi görüyor. Diyarbakır'dan ilimize getirilen canlı tavuklar büyük ilgi görüyor. Tavukların beklendiğinden daha büyük ilgi gördüğünü belirten satıcı Burak Kandil, bir haftada 1500 tavuk sattığını söyledi. 1500 tane kadar tükettim. Tillo yolunda İnönü İlkokulu önündeki kaldırımda tavuklarını satan Kandil, canlı ve daha henüz kesime gelmemiş tavukları Diyarbakır'dan getiriyorum. Çok büyük ilgi gördü. Vatandaşımız birer tane değil de çok sayıda tavuk almayı tercih ediyor. Bunları bir süre besliyor, bir hafta içerisinde 1500 tavuk sattım. Tavukların siyah renkli olanlarını 10, beyazlarını ise 15 TL'den satıyorum. Bu ilgi devam ettikçe Diyarbakır'dan tavuk getirip satmaya devam edeceğim, dedi. Siyah beyaz olanlar 10 lira, beyazlar 25 lira. Evet, nereden geliyor bunlar? Bunlar Diyarbakır'dan geliyor, çiftlikten geliyor. Çoğunlukla ilgi gösteriyor. Köylüler genellikle alıyor. Evet. Öyle diyelim. 1500 tane kadar tükettim. 1500 tane tükettim. Evet. Diyarbakır'da içinde 1500 tane. Değerli izleyenler, Şırnak Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne yüzmek için giren ve aynı aileden olan 4 küçük çocuktan 3'ü öldü, biri suda kayboldu. Kaybolan çocuğu bulmak için dalgıçlar ve vatandaşlar seferber oldu. Cizre'de Dicle Nehri'ne yüzmek için giren ve aynı aileden olan 4 küçük çocuktan 3'ü öldü, biri suda kayboldu. Kaybolan çocuğu bulmak için dalgıçlar ve vatandaşlar seferber oldu. Bir baharın, bir o Hamidas daha bir gün gelmedi. Ama şu hemen tıkağı da sıktık. Şırnak Cizre ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren, yaşları 8 ile 11 arasında değişen aynı aileden Haşim, Mahmut, İsa ve Mustafa Acar suda akıntıya kapılarak kayboldu. Suda kaybolan çocuklardan biri amcası tarafından çıkarılıp hastaneye yetiştirildi ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 çocuk ise suda kayboldu. Kaybolan çocuklar için vatandaşlar ve dalgıç ekibi seferber oldu. Şırnak Cizre ilçesinde saat 19.30 sularında Konak Mahallesi Tokyo Konutları mevkinde meydana gelen boğulma vakasında ikisi ikiz aynı aileden toplam 4 kişi serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen 4 çocuktan Haşim Acar, amcası Osman Acar tarafından sudan çıkarılıp hastaneye yetiştirildi. Ancak hastanede doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın duyulması ile birlikte olay yerine gelen vatandaşlar, suda kaybolan çocukları gecenin karanlığına rağmen ellerinde fener ve lambalarla suda ve nehir kıyısında aramaya başladı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla başlattığı arama çalışmaları sonuç vermeyince Cizre Belediyesi su altı arama ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar kayıp çocukları bulmak için çalışmalara başladı.
Dalgıçların kısıtlı imkanlarına rağmen nehirde yapmış olduğu arama kurtarma çalışmalarında 10 yaşındaki İsa Acar ve 11 yaşındaki Mahmut Acar'ın cansız bedenleri dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. İsa ve Mahmut Acar'ın cenazeleri olay yerindeki ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuklardan Mahmut ve Mustafa'nın ikiz olduğu öğrenildi. Suda kaybolan Mustafa Acar'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Evet, gerçekten çok üzücü. Değerli izleyenler, Üsküdar Belediyesi lüks sitelerin içerisindeki kamu alanlarını belirleyip park ve bahçe yaparak vatandaşların hizmetine sunmak için çalışma başlattı. Üsküdar Belediyesi lüks sitelerin içerisindeki kamu alanlarını belirleyip park ve bahçe yaparak vatandaşların hizmetine sunmak için çalışma başlattı. Üsküdar Belediyesi Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerindeki sitelerin bahçe duvarlarının içerisinde kalan kamu alanlarını park ve bahçe olarak dönüştürmek için çalışma başlattı. Hem Akdeniz inşaatla görüşmeyelim. Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları 2004 yılından bu yana kullanılan lüks bir sitedeki 2940 metrekare kamu alanı olduğunu belirledi. Üsküdar Belediyesi hüküm ve tasarrufu altındaki bu alan için site yönetimi 2004 yılından 2009 yılına kadar ecrimi sil ödemeleri düzenli olarak yaptı. Daha sonra 2014 yılına kadar ödeme yapmayan site yönetimine ödemelerini yapması yönünde tebligat gönderdi. Tebligatları dikkate alınmaması üzerine Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile zabıta ekipleri sitedeki kamu alanını park ve bahçe olarak düzeltip vatandaşın hizmetine sunmak için çalışma başlattı. Mersin'in Silifke ilçesinde damat gelini babasının evinden gelin arabası yaptığı traktörle aldı. At, bisiklet, motosiklet, kamyon, tır derken gelin arabası serisine traktörde katıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde damat gelini babasının evinden gelin arabası yaptığı traktörle aldı. Bir süre önce yapılan nikahla hayatını Tuğba Meydan ile birleştiren Emrah Meydan, düğün töreni için traktörünü gelin arabası yaparak süsledi. Önünde evleniyoruz yazan traktörde Gezi Mahallesi'ndeki kız evine giden damat Emrah Meydan düğüne traktörle geldi. Traktörün römorkunu balonlarla süsleyen damat Emrah Meydan, gelin Tuğba Meydan davulcular ve sağlıkçılarla birlikte ilçe meydanında konvoylar eşliğinde düğün salonuna geldi. Güzergah boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılaşan gelin ve damat diğer sürücülerden de alkış aldı. Düğün salonuna traktörle gelen gelin ve damat davetlilerden büyük alkış aldı. Çünkü bir nefes ki aşk sana benzer. Damat, traktörü gelin arabası yapmanın eşinin fikri olduğunu söyledi. Eşinin ilk etapta teklifini biraz garip karşıladığını ama daha sonra kabul ettiğini ifade eden Emrah Meydan şunları söyledi. Neden traktör? Traktör olması konusunda aslında benim pek bir düşüncem yoktu. Hatta ilk önce karşıya çıkmıştım ama sonradan benim de kafama yattı. Hem yaz günü hem kır düğünü olması sebebiyle hem daha rahat edebileceğimiz düşüncesiyle daha güzel, daha farklı bir düğün ortaya çıkarabileceğimizi düşündük. O yüzden traktörü tercih ettik. Traktör, üniversitedeyken bir farklılık arayışındaydım.
Bu arayışta aklıma traktör geldi. Traktör aynı zamanda biz yörük çocuğuyuz. Özümüzü de yansıtır. Aynı zamanda da bize bir farklılık katar niyetiyle. Traktör olması konusunda hayallerim vardı. En sonunda da düğün zamanı geldiğinde nişanlımı buna ikna ettim. Beraber bunu planladık. Değerli izleyenler, Bursa Kurban Pazarı'nda satılan 1,5 tonluk boğalar otomobil fiyatına müşteri bekliyor. Bursa Kurban Pazarı'nda satılan 1,5 tonluk boğalar otomobil fiyatına müşteri bekliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazarda yer almaya başladı. Hayvan pazarında en çok dikkat çeken ise 1,5 tonluk ağırlığı 20 bin lira fiyatı ile kurbanlık boğalar oldu. Devasa cüsseleriyle görenleri şaşırtan 1,5 tonluk boğalar ikinci el otomobil fiyatına satışa sunuldu. Ayağını basın abi. Bismillah. Tamam. Dur. Hay maşallah. Tamam. Şey yapacağım. Sen dur orada. Ağırlığı kadar fiyatı ile de dikkat çeken kurbanlıklar zengin iş adamları ve durumu iyi olan vatandaşlar tercih ediyor. Türkiye'nin en büyük kurbanlık boğalarının kendisinde olduğunu ifade eden Mehmet Bulut isimli besici, çadırımda bir tonun altında bir tane bile dana yok. 18 ila 20 bin lira arasında satıyorum. Hayvanlarım 3 yaşında. Bunları Muş'un Korkuteli yaylarında yetiştirdim. İddia ediyorum Türkiye'nin en büyük boğaları benim çadırımda. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıla nazaran %10 daha yüksek. Bu yıl et fiyatlarının yüksek olmasından dolayı besiciler hayvanlarını mezbahaya sattı. Bu da kurbanlık fiyatlarının artmasına sebep oldu, dedi. Bu 2016'nın hayvanı, yani yeni gelen hayvanı Muş'un Korkut ilçesinde, Yürekli köyün. Her sene pazarın en büyük hayvanı burada. Biz getiriyoruz. Artı şu hayvanlarımızın 1 ton 500 kilodan en son 1 ton 100 kiloya kadar. Pazarın en büyük hayvanı burada. Türkiye'nin en büyük pazarın hayvanı burada. 1 ton 500'den 1 ton 300 kilo, en son 1 ton 150 kilo. Başka küçük hayvan bizde yok. Abi fiyatlar 20 bin liradan 18 bin lira arası değişiyor. Abi özellikle bunları iş adamları, zengin adamlar, artı bunu alan her sene tasfiye eden simentenin özel tadları var, etin tadları var. Abi bunlar 2,5 yaşını bitiriyorlar, 3'e giriyorlar. Kapak değiştiriyor. Muş'un yaylası. Evet. Muş'un Yürekli köyü, Yayla köyünden otlanıyor abi. Et doğal besleme. Bu sene geçen seneye göre fiyatlar farklı abi. Abi geçen senenin çadırları sayısı 400, bu sene 120 tane çadır sayımız var. Artı Türkiye'de kesim hayvanı yok abi. Abi et kendi et para ettiği için kendi kesime götürüyorlar evet abi. Evet abi %10 azalama. Geçen sene fiyatların en büyük hayvanın 12 milyar. Bu fiyatlar 18 milyar, 15, 20 değişiyor abi. Hayvana göre değişiyor. Size ne kadardan başlıyor? Abi bizde 20'den başlıyor 10 12'ye kadar abi. Bismillahirrahmanirrahim. İşte abi. 18 abi. 15 olur de para olur da. 18 abi. 15 de para olur da. Yok abim 18. 15 de para olur da. 18. Peki 15 lira. 18 abi. Biz de aşağı geliyoruz. Allah işin iki tarafı. 16. Olmaz abi. 16 abi. 18. Abi. Zarar 15 lirayla hayırlı olsun. Öyle değil. 16,5. 16,5. Tamam. 16. 16,5. 16,5. 17. 16,5. 17. 16,5. Arayın. Allah kabul etsin. Halle oturalım. Kabul etsin abi. Efendim bu haberle birlikte bültenimizi kapatıyoruz. Yarın farklı haberlerle tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyoruz efendim. O zamana değin kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.